Sosyal aktivite derken hobilerden bahsetmiyorum. Benim öğrenci sigortam var mı ve sigortan neleri karşılıyor? Major, minor ve sertifika programları arasındaki farklar nelerdir? Yabancı öğrenciler de Amerikan üniversiteleri en çok neye bakıyorlar? Hepinize merhaba, adım Alara ve sizinle bir soru cevap videosuyla daha karşınızdayım. Bu soru cevap videolarında sizden gelen Amerika ile ilgili ve Amerika'da üniversite okumakla ilgili soruları cevaplıyorum. Eğer beni tanımıyorsanız kendim Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde 4. sınıf işletme ekonomi öğrencisiyim. Cornell Üniversitesi de Amerika'nın ilk 10 en iyi üniversitelerinden biridir ve aynı zamanda da bir Ivy League'dir. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. O da eğer bu videoyu beğenebilirseniz ve aşağıya yorum bırakabilirseniz çok mutlu olurum. Çünkü YouTube algoritması aldığım beğeni sayısına ve yorum sayısına göre videomu daha çok insanlara önerebiliyor. Bu şekilde de daha çok insanlara ulaşabiliyorum. Bu arada eğer kanalıma da abone değilseniz aşağıdan abone olup notifikasyon ziline basarsanız her yeni video çıkarttığımda size bir bildirim gidebilir. Amerikan üniversitelerine nasıl başvurabileceğine dair yaptığım ilk soru cevap videosunda bahsettiğim maddelerden bir tanesi sosyal aktivitelerdi. Buna dair çok soru aldım ve bunu birazcık daha size açıklamak istiyorum. Yani clarify etmek istiyorum. Sosyal aktivite derken hobilerden bahsetmiyorum. Yani sizin evde gitar tıngırdatmanızı veya 3-5 piyano parçası bilmenizi, kendi kendinize resim yapmanızı değil. Tekrar hatırlatmak isterim ki Amerika'daki üniversiteler bir nevi özel şirketler gibi. Yani bir öğrenciyi kendi üniversitesine kabul alırken onun ilerideki performansını ve potansiyelini tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve o üniversiteye getirebileceğiniz ün veya parayı bir nevi tahmin ediyorlar. Yani sosyal aktivitelerinizle onlara bunu ispat etmeniz gerekiyor. Mesela bir profesörle çalışıp makale basmanız ve bu makalenin uluslararası sempozyumlarda veya toplantılarda gösterilmesi. Veya benim durumumda bir kitap basmanız, kitap fuarına katılmanız, imza vermeniz, bir gazeteye çıkmanız, röportajlar yapmanız veya mesela geçen yıllarda Harvard'da bir dizi oyuncusu kabul almıştı, bir genç kız. Kendisini çok takdir ediyorum. Üsküdar Amerikan'dan da mesela onun durumunda ünlü olması eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisindeydi galiba. Mesela onun gibi 100 bölümlük bir dizide oynamanız. Hani o kadar olmasın. Ama gene bile kendi çapınızda bir organizasyon yapmanız, bir şey kurmanız, bir firma açmanız, bir şeyler satmanız sizin sadece bir tüketici değil, aynı zamanda üretken bir insan olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. Sizi üniversiteye aldığında sizin üniversitenin kaynaklarını kullanarak hem kendinizi geliştirebileceğinizi hem de üniversiteyi geliştirebileceğinizi görmek istiyorlar. Çünkü bir nevi düşünürseniz olay pazarlamaya dönüyor. Şimdi siz o üniversiteden mezun olduğunuzda, gelecekte eğer ünlü bir insan olursanız, o zaman insanlar ne yapacak? Atıyorum, Alara Dinç diyecekler ve beni araştırdığında benim üniversitemi görecekler. Demek Alara diye bir kız bu şeyleri yapmış, hayatta bu şekilde başarılı olmuş ve Cornell Üniversitesi'nden mezun. Demek ki Cornell Üniversitesi çok iyi bir üniversite diyecekler ve o zaman Cornell'in hem prestiji artmış olacak hem de başvuruları. Sosyal aktivite derken önemli olan bu tarz şeyler. Varlığınızı belirtmek ve üretim yapabildiğinizi göstermek. Sadece oturmak ve kitap çalışmak değil. Çünkü çoğu insan kitap çalışabilir. Ben de otursam 30 saat ezberlesem evet o sınavdan %100 alabilirim. Ama pratik zeka, hayat başarınız çok farklı bir şey ve onlara bunu göstermeniz gerekiyor. Eğer sosyal aktivite çok yapamıyorsanız da o da sorun değil. Her üniversite sizden bu ekstrem tarzda hani aktiviteleri beklemez. Benim gene bahsettiğim ve kastettiğim Ivy League'ler ve Amerika'nın ilk 10, ilk 15 üniversitesi. Ama Amerika'da birçok üniversite var ve hepsi sosyal aktivitelere önem vermiyor. Hatta bazıları hiç önem vermiyor. Önemli olan notlarınız oluyor üniversite için. O yüzden önemli olan bir üniversiteye başvururken onun ne tarzda bir öğrenci aradığını görmek. Yabancı öğrencilerde Amerikan üniversiteleri en çok neye bakıyorlar? Gene bu üniversiteye göre değişebiliyor. Bazı üniversiteler sadece eğer bir üniversiteden mezun olmak için gidiyorsan açıkçası ne kadar para vereceğine bakıyorlar. Yani gerçekten bana para verip bana bir kazanç yapabilecek misin? Bazıları eğer bu ilk 10, 15, 20 üniversiteden bahsedebiliyorsan zekana bakıyorlar. Lise ortalaman, İngilizcen, sınav puanların. Çünkü eğer mantıken bakarsanız, şimdi adam kendi vatandaşını mı eğitsin yoksa yurt dışından gelen bir vatandaşı mı? Ve o yurt dışından gelen bir vatandaş Amerika'da kalabilir
veya kendi ülkesine gidip kendi ülkesinde de çalışabilir. Tabii ki de tercih kendi vatandaşlarını eğitmek. Çünkü kendi vatandaşları bu imkanlardan faydalanıp kendi ülkesine geri verebilir. Bu sebeple yabancı öğrencileri alırken ya parana bakıyorlar, gerçekten bu parayı verebilecek misin? Ya da zekana bakıyorlar. Yani en iyi öğrenciyi almak istiyorlar. O yüzden dönüp dolaşıp olay puanlara gelebiliyor. Çünkü çalışkan öğrenci almak istiyorlar. Yurt dışından gelmek zaten zor bir şey. Ve okula da açıkçası çok bir kazancı olmayan bir şey. Çünkü kendi vatandaşı değilsin. Çekip gidebilirsin. Ve seni bedava eğer burslu okutuyorsa hani hiçbir faydan olmuyor bir nevi kaldığın 4 yıl dışında. O yüzden akıllı insanları almak istiyorlar. Ve Amerika'da hani potansiyelen kalabilecek ve kalmak isteyen öğrencileri almak istiyorlar. Major, minor ve sertifika programları arasındaki farklar nelerdir? Major sizin bölümünüz oluyor. Yani ben işletmeciyim mesela. Ben ekonomiciyim veya ben mühendisim, endüstri mühendisim. Bu tamamen mesleğiniz oluyor. Minor dediğiniz şey biraz bilgi edinmek istediğiniz, biraz özellik geliştirmek istediğiniz bir konu oluyor. Minorlar genelde 6-8 ders oluyor. Yani eğer her kredi 3 dersse 18-20-22 krediyle genelde bir minor'ı bitirebiliyorsunuz. Bu da ne oluyor? İşte mesela bilgisayar bölümünle ilgileniyorum, programlama öğrenmek istiyorum. Birkaç tane programlama ders alıyorsun. Bir iki tane belki bilgisayar mühendisliğinin genel bilgileri hakkında ders alıyorsun. Ve mesela bilgisayar mühendisi minor yapmış oluyorsun. Sertifika programları ise daha özel oluyor. Yani bir bilgiyi öğrenmek amaçlı oluyor ve sadece bir bölüme kısıtlı değil. Genel olarak okulun her kısmından ders alabiliyorsun. Bunu da profesyoneller tercih ediyor. Mesela ben mezun oldum. İşletme, ekonomi ve finance üzerine concentrate ediyorum. Minor olarak da bilgisayar mühendisliği yapıyorum. Çünkü bir iki tane bilgisayar programı ders almışım. Mezun olduktan sonra diyorum ki ay ben pazarlamayı çok sevdim. Marketing yani pazarlama bölümüne girmek istiyorum ve o bölümde de bir iş bulmak istiyorum diyorum. Ama pazarlama hakkında çok bir bilgim yok. Yani en azından hani direkt endüstriye atlarsam, işe girersem hangi tool'ları kullanmam gerektiğini, işte onun hesaplaması veya genel bir bilgisini bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Üniversiteye geri dönüyorum. Sadece marketing ve mesela sosyal medya pazarlaması olabilir. Sosyal medya marketing üzerine bir sertifika programına giriyorum. Onlar orada da işte programa göre değişebilir. 6-7 tane ders alıyorum ve sadece o özel konu hakkında kendimi bilgilendiriyorum. Yani aralarındaki farklar major, minor ve sertifika programlarının bir özelleşmen. Major genel olarak sana bir bölümü veriyor. Bizim okulda bir major benim bölümden mezun olmak için 120 kredi alman gerekiyor. 120 kredilik genel olarak o bölümle ilgili her dersleri alıyorsun. Minor genelde 3-5 dersten, 5-6 dersten oluşan bir şey. Bazıları kendi major derslerine örtüşebiliyor. Daha az bile ders alabilirsin. Ama o bir konu hakkında bilgilenmek. Sertifika programı ise daha çok profesyoneller içindir. Ve bir özel konu hakkında bilgi sahibi olmak ve iş hayatına hazırlanmak içindir. Referans mektubu yazacak hocamız İngilizce bilmiyorsa biz mi yazalım? Bunu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. Çünkü şöyle, üniversitelere eğer Common Application'dan başvuruyorsan sen hocanı seçiyorsun, hocanın mail adresini giriyorsun ve Common Application özel bir link gönderiyor o hocanın mail adresine. O hoca da kendisi yazıp oradan submit ediyor. Yani siz okumuyorsunuz onların yazdığı referansları. Ben şu ana kadar bana referans yazmış hiçbir hocanın referans mektubunu okumadım. Ama hani gerçekten bu durumda bir sıkıntı çekiyorsanız o zaman şöyle yapabilirsiniz. Ya hani yeminli bir şey bulabilirsiniz, tercüman bulabilirsiniz ve o sizin hocanızın yazdığı şeyi tercüme edebilir. Ya da belki hocanız size yazar ve siz hocanızın önünde tercüme edebilirsiniz ve o sizinle birlikte hani onu submit edebilir. Ama bunu başvurduğunuz üniversiteye en e-mail atarak öğrenebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Hocanız yazar. Siz gidersiniz yeminli bir tercümene tercüme ettirirsiniz. Oradan da direkt ekstra hani üniversitenize dışarıdan gönderebilirsiniz mail olarak. Benim öğrenci sigortam var mı? Ve sigortan neleri karşılıyor? Her üniversite kendi öğrencilerine sigorta veriyor. Ama eğer üniversiteden sigorta almak istemezseniz de birçok insurance company'si var. Yani sigorta firması ve onlardan da özel olarak sigortanızı alabilirsiniz. Bu sigorta endüstrisi Amerika'nın en büyük endüstrilerinden bir tanesi. Türkiye'deki gibi gidebileceğiniz devlet hastaneleri veya bedavaya kendinize baktırabileceğiniz doktorlar yok. Herkesin bir sigortası olması gerekiyor eğer doktordan hani ucuza bir fiyatta bakım görmek istiyorsan veya bazı insanların da sigortaları olmuyor. O zaman direkt nakit ödüyorsun. Bir üniversiteli öğrenci olarak ben hala babamın
özel aldığı sigortasının altında olduğum için okuluma sigorta parası ödemiyorum. Ama bunu zaten kabul aldıktan sonra okullar size o masrafları ve o ücretleri belirleyeceklerdir. Yani birkaç yüz doları geçeceğini düşünmüyorum. En fazla belki yıllık hani birkaç bin dolar olabilir. Ama kendiniz istemiyorsanız da çok daha ucuza dışarıdan da özel bir sigorta alabilirsiniz. Her sigortanın ayrı kapsadığı maddeler var. Bunları kendinizin araştırması gerekiyor. Sizce başarılı olmada gidilen okulun mimari öneminin etkisi var mıdır? Çünkü yurt dışında gördüğümüz tüm üniversitelerin bir albenisi var. Mesela Türkiye'de de Boğaziçi buna dahil. Ve buralardan yetişen bireyler de hep bildiğimiz yüzler. Çok güzel bir soru. Çok da enteresan bir soru. Hem var hem yok. Amerika'da birçok üniversite kampüsü gerçekten çok güzel. Yani hani siz Cornell'i gördünüz ama çok bilinmedik üniversiteler de var böyle hayran kalacağınız. Mesela Boston College diye özel bir üniversite var. Belki duymuşsunuzdur. Boston Üniversitesi değil. College'e özel bir üniversite. Ve inanılmaz güzel bir kampüs var. Veya mesela Colgate Üniversitesi var New York'ta. O da Amerika'nın en iyi kampüslerinden birisi olarak bilinir. Hatta kampüste ski pist var. Yani resmen kayak merkezi var. Kayabileceğiniz kampüsün içinde. Ama bu sorunun cevabı belki. Çünkü şöyle oluyor. Daha güzel mimarileri olan üniversiteler daha eskiden kurulmuş oluyorlar. Bu şekilde o eski bir mimari taşıyabiliyorlar. Aynı zamanda tabii ki de güzel üniversiteler daha çok para alabilen üniversitelerdir. Endowment'ları yani hani bağışları en çok olan üniversitelerde kendi kampüslerine en çok yatırım yapabiliyorlar diye düşünüyorum ama güzel bir soru. Ama bundan anladığım kadarıyla Cornell'in kampüsü güzel. Evet, Cornell'in kampüsü çok güzel. Bir soru cevap videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok teşekkürler bu sorularınız için. Arkadaşlarımız ve bu şekilde kanalımız çok faydalanabiliyor ve diğer insanlar da öğrenebiliyor. Biliyorum dil sebebiyle her türlü materyale, her türlü bilgiye ulaşamıyoruz. Amerika'da da bu üniversiteye girme süreci biraz ambiguous yani hani çok net değil. Ama umarım bu soruları cevaplayarak ve birbirinizden öğrenerek üniversiteye başvurma sürecinizi daha kolaylaştırıyorumdur. Eğer beğenmediyseniz bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Abone olduktan sonra da o zil işaretine basarsanız bu şekilde her yeni video yayınladığımda ilk siz izleyebilmiş olursunuz. Sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere.